Estağfurullah. Değil mi? Aynen valla. 20 ile ver başlasaydım. Hadi biz. Ben öncelikle İskenderun ve Hatay'ın kurtuluşu ile ilgili elindeki eşsiz arşivi bizimle paylaştığı için İskenderun Deniz Müzesi'nde bu sergiyi açmamıza vesile olduğu için Mehmet Musaloğlu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1918 yılında Kurtuluş Savaşı bitmiş ve 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla bölgede bulunan 41. Türk Tümeni'nin Payas'ın kuzeyine çekilmesiyle 9 Kasım 1918'de maalesef İngiliz işgal kuvvetleri Hatay ve ilçelerini işgal etmiştir. 1918'de başlayan bu süreç 14 Kasım'da bu kez Fransızların Mondros Ateşkes Anlaşması'nı sebep göstererek İskenderun Limanı'na asker çıkarmasıyla 15 Kasım 1918 günü Fransızlar İskenderun'un Belen ilçesine kadar olan bölümü işgal etmişlerdir. Fransızların ve Fransızların güdümünde hareket eden Ermeni çetelerinin işgallerine, birçok eziyetine ve zulmüne Hatay halkı 1 Mayıs 1919 tarihine kadar göğüs germeye ve ana vatan hasretiyle sabretmeye devam etmiştir. Maalesef Hatay ve havalisi Misak-ı Milli sınırları dışında kalmıştır. Amerikan hükümetinin bölgeye gönderdiği bir heyet, bölge halkının eğilimini ölçmek için İskenderun'a gelmiştir. Ve İskenderun'a geldiklerinde heyet, Hatay'ın ileri gelenleriyle görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmelerde Türkmenzade Ahmet Ağa'nın Amerikalılara verdiği kesin ve net cevaplar, Türkler bize gelmezse biz onlara gideriz demesiyle Hatay'ın milli mücadele ateşinin ilk kıvılcımı bu sözle atılmıştır. Daha sonrasında 1 Haziran 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve büyük önder, Türk milli mücadelesinin büyük önderi Atatürk'ün Tayfur Sökmen'e çektiği telgrafla Hatay ve İskenderun Misak-ı Milli sınırları içerisindedir demiştir Mustafa Kemal Atatürk, Tayfur Sökmen'e. Ve bu konudaki kararlılığını, azmini Hatay bölgesine ve Hatay halkına gösterdiği önemi büyük önder Atatürk burada göstermiştir. Daha sonraki süreçte 15 Mart 1923'te Mustafa Kemal Atatürk ve devlet erkanı Adana'ya gelmiştir. Adana'da ellerinde Antakya ve İskenderun pankartları bulunan hanımlar Adana mitinginde Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamıştır. Ve Ayşe Fitnat burada Adana mitinginde 15 Mart 1923'te Ulu Önder'in yanına yaklaşarak paşam, büyük gazi bizi de esaretten kurtar. Bizi de eziyetten ve düşman esaretinden kurtar diyerek Atatürk'e çiçekler sunmuştur. Ve o gün söylediği nutku burada panoda görebilirsiniz. İskenderun Limanı'na ayak basıyorlar. Buradaki resim Serdar Bey'in anlattığı gibi buradaki resim Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk defa Atatürk'ün Adana'ya girişi burası. Çünkü buradan sonra Ayşe Fitan Hanım'ın nutku var. Hatay'dan giden bir grup genç kız, hatta Ayşe Fitan Hanım görüldüğü gibi o dönemdeki kıyafetlerimiz olan bu şekildeki peçeyi çıkartıyor. Ey Ulu Gazi'mizi kurtar diyerek ağlayarak üç defa bunu tekrarlıyor söyledikten sonra şiiri. Atatürk çok hisleniyor. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diye bir laf yok. Lütfen buradan büyüklerimize, Sayın Valime, Sayın Kaymakamı arz ediyorum. Böyle bir laf yok. Sağ olsun komutanlarımıza daha önceki şey yapmıştık, düzeltildi. Çünkü Fransızlar buradan gitmeden önce, özellikle plebisit dönemindeki seçimde Alevi camiasındaki insanlara, Hristiyan Ortodoks camiasındaki insanlara Atatürk sizi düşman olarak görüyor. Atatürk buraya gelirse, Türk ordusu girerse sizi kesecek diye ki burada en büyük desteği Taşnak, Hıncak, Ermenilere veriyor. Kırkan ve Kesep'te. İnanılmaz bir destek veriyorlar. Bundan dolayıdır ki Atatürk o zaman o kadar çok şey oluyor ki, müteessir oluyor ki, üzülüyor ki aynen şunu söylüyor. 40 asırlık Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz. Biraz dinlendiriyor. Ben
çalışmaları var. Yok yok. Evet. Tamam. Hatay'a dair aslında...